Allah Azze ve Celle her asırda böylesi güzel şahsiyetlerin yetişmesi için bizlere fırsatlar sunmuştur. Ancak sanki bizim hayatımızda ibre sekülerleşmeye doğru, dünyevileşmeye doğru kaydığı için Ömer zemininden uzaklaşıyoruz ve gençliğimizin hayatında rol modeller değişiyor. Son bir hafta içerisinde 80 milyonluk Türkiye'de şu camide Ömer konuşuluyor ama caminin dışında Noel Baba konuşuluyorsam, ona özlem duyuluyorsam, bu çelişkiyi, hayatımızdaki bu yaman tenakuzu nasıl çıkaracağız, nasıl gidireceğiz ya? Ancak yine de ümitsiz değilim. Biz bize düşeni yaptığımız zaman Allah Azze ve Celle bizlere nasip edecektir. Geceden gündüzü, gündüzden geceyi çıkaran Allah, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran Allah, o kadirdir. İçimizden inşallah yeni Ömerler çıkaracaktır. İçimizde yeniden Fatihler çıkaracaktır. Ben bu ülke toprağının bu filizlenmeye müsait olduğuna inanıyorum. Tohum var, toprak var, beklenen iklim de var. Şimdi tohumla toprağı buluşturma vakti. İşte şu an İslami çalışmalar, nesle yapılan yatırımlar, özellikle bizzat sizin şahit olduğunuz vakıflarımızın, birçok derneğimizin ızdırabı budur. Tohumla toprağı nasıl buluşturacağız? Allah'ın nasip ettiği bu iklimde bu filizlenme, bu çiçeklenme mutlaka gerçekleşecektir. Toprak tohuma durdu. Ya da şairin dediği gibi, tohumu at, bitmezse toprak utansın diyor. Ama biz bu tohuma sahiplik edeceğiz. Dışarıdan esen kasırgalara, fırtınalara, ayazlara karşı bu tohumları, bu filizleri korumamız lazım. Çünkü özellikle bundan ürkenler var, korkanlar var. Zalimler var, despotlar var, acımasız olanlar var. İslam dünyasında nerede bir İslami hareket filizlenmesi oldu? Nasıl kıyametler koparılıyor? Nasıl ateşler yağdırılıyor? Ümmetin bereketli toprakları üzerinde esen kahpe rüzgarların ve kasırgaların maliyetinin, sonucunun, nihayetinin nasıl geliştiğini sizler de görüyorsunuz. Kan gölüne, ateş topuna dönen bir İslam dünyasında, İslam coğrafyasında yaşıyoruz. Ama tüm olumsuzluklara rağmen Fetih Suresi 29. ayette de ifade edildiği gibi bir filizlenme başlıyor. Kezer'in ahraca şat'ahu diye ayet-i kerimenin ifade ettiği neslin filizlendiğini görmekteyiz ve bu filizlenme umudumuz, ufkumuz, gelecekte yüzümüzü güldürecek olan bu filizlenmeden dolayı da Rabbime hamd ediyorum. İnşallah sizler de toprağınıza, tohumunuza sahip çıkacaksınız.